Ben doçent doktor Meda Ayhan, 33 yıllık hekimim, dahiliye ve endokrinoloji uzmanıyım. 2016 yılında bir OHAL KHK'sı ile 26 yıllık hekimken ismim bir gecede listelere yazılarak hiçbir sorgulama olmadan ihraç edildim. Benimle birlikte 6-7 bin civarında hekim aynı zamanda ihraç edildi ve 8 bin civarında da akademisyen ihraç edildi. Son günlerde sosyal medyada gördüğümüz bir video var. Doktor dövmekle övünen bir zihniyete gidiş var. Bunu herhangi bir gelişmiş ülkede birisi dese çok ciddi bir infial yaratacak durum. Ancak yıllardır AKP hükümetinin yaptığı bu nefret dili, doktorlara karşı kışkırtma, giderlerse gitsinler, onların yerine asistanları çalıştırırız gibi olmayacak açıklamalar en tepeden başlamak üzere halkta hekimlere karşı veya sağlık çalışanlarına karşı bir infial yaratıyor. Onun dışında bu nefret dili sadece sağlık çalışanlarına yönelik değil aslında bakacak olursak. Kadınlara yönelik şiddet de bu nefret dilinin bir sonucudur. Veyahut da gazetecilere, basın mensuplarına yapılan saldırılar da bu nefret dilinin bir sonucudur. Bunların hepsi politik nedenlerle meydana gelen sonuçlar. AKP hükümetinin bu ülkeye verdiği belki de en büyük zarar iyi, liyakatli, dürüst, çalışkan insanları sistem dışına itmek, hırs, makam, çıkar, bunlardan beslenen insanları ise sistemde iyi göstermek ve sistemin içinde tutmak suretiyle bir negatif seleksiyona yol açtı. Tabii ki bu toplumda bir negatif seleksiyon olduğu toplumda bir kaos ve karmaşanın olması kaçınılmazdır. Şu sahne aklımdan gitmiyor, videosunu gördüm, hekim meslektaşımız ve kalp damar cerrahide dünyada bu işlemi yapıp eden tek kişi ve bu arkadaşımıza iki kişi silahla saldırıyor, silahın kabzasıyla yaralıyorlar ve iş göremez hale geliyor. Bir hekimin yetişmesi, uzmanlık süreci ve okul dahil yaklaşık 10-11 yıl. Bu çok uzun ve emekli bir süreç. Bir de üstüne özellik isteyen bir beceri geliştirdiyse çok çok büyük emek içeriyor. Ve aslında zarar verdikleri kişiler burada hekimler değil, onlardan yararlanacak halk oluyor. Yani halkın bu hizmeti almasını engelliyorlar. Onun dışında sadece dayak söz konusu değil. Bildiğiniz gibi vefat eden, ölen meslektaşlarımız oldu bu saldırılarla birlikte. Bu çok çok acı bir durum. Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilecek bir durum değil. Aslında bütün sağlık meslek örgütlerinin çoğunun talebi olan halka eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti, kaliteli sağlık hizmeti bizim seçim bildirgemizde mevcut. Bunu bütün zaten tabi odası dahil olmak üzere sağlık örgütleri bu yönde. Ve onların katılımıyla bilimsel bir çerçevede bu sorunları nasıl çözeceğimizi planlayacağız. Çünkü bu tek başına bir siyasetçinin karar verebileceği bir şey değil. Bütün meslek örgütlerimizle, bütün sağlık sendikalarıyla beraber çözümlenebilecek bir şey. Onun dışında koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana alan bir sağlık hizmetini ve birinci basamak sağlık hizmetini daha ön planda tutmamız gerekiyor ki insanlar hastalanmasın ve sonuçta hem maliyet olarak hem de her şekilde daha negatif sonuçlanan yerlere gitmeyelim. 14 Mayıs'ta aslında toplumun çoğunluğun temeli bu. Yani evet ben bir KHK'liyim, hukuksuz bir şekilde mesleğimden ihraç edildim ama bu toplumda hemen herkes bir KHK'li durumunda. Özellikle yandaş değilseniz, muhalif düşünüyorsanız herkes terörist damgası ya da işte başka bir türlü dışlanmaya maruz kalabiliyor. Son 6-7 yıl içinde 40 kişiden birisi toplumumuzda
terörist damgası yemiş veya bu nedenle mahkemelere çıkarılmış kişiler. Yani sokakta rastladığınız 40 kişiden birinin böyle bir durumun olması absürt. Dolayısıyla artık insanlarda bu nefret söylemleri üzerinden oluşturulan duygu sömürüsünün bir şekilde bitirilmesi gerektiği kanaati var. Halkın büyük bir kesimi de böyle düşünüyor. Ve 14 Mayıs'ta biz Yeşil Sol Parti olarak diyoruz ki bu söylemleri birlikte değiştireceğiz. Sağlık noktasına gelecek olursak, halkın hak ettiği gerçek sağlık hizmetini alabilmesi için de en çok çabalayan, çalışan parti biz olacağız. Teşekkür ederim.